nefis teskiyesi ve özellikle nefsi olumsuz etkileyen etkenler. Daha önce sizlerle manevi hastalıklar diye bir ders işlemiştim muhterem kardeşlerim. Hatırlarsanız orada insanın iki unsurdan yaratıldığını, beden ve ruh. Beden ekmeğe, suya, sair gıdalara muhtaç olduğu gibi ruhun da manevi gıdalara muhtaç olduğunu, bedenden gıdası kesilirse zayıflayıp hastalığa ve ölüme düçar olacağını ifade etmiştim. Aynı şekilde bizim manevi yönümüz, ruhumuz da eğer gerekli gıdalardan mahrum bırakılırsa ruh da zayıflar ve sonunda ölür. Çoğu kere biz bunun farkına bile varmayız. Bedenimiz öldüğünde, yani bedenimizi gıdalardan mahrum bırakarak öldürdüğümüzde sadece dünyamız kaybolmuş olur. Dünya, dünyalık kayıptır. Ama ruhumuz öldüğü zaman ebedi hayatımızı kaybedebiliriz. İmanımızı kaybedebiliriz. Kalbimizi, manevi dünyamızı kaybederiz ki ikisinin arasında kıyas mümkün değil. Bu dünya zaten bitecek ama ebedi olan hayatımız kesinlikle çok önemlidir. Asıl hayat çünkü orasıdır muhterem kardeşlerim. Dolayısıyla nefsi olumsuz etkileyen etkenler nelerdir? Biraz bunlar üzerinde durmamız gerekir muhterem kardeşlerim. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi şerifinde sahabelere sorar. Birinizin evinin önünden berrak, temiz bir nehir akar da ondan günde 5 defa yıkanırsa bedeninde kir kalır mı diye sorar. Ashab-ı kiram hayır ya Resulallah buyururlar. Resulullah Aleyhisselam buyurur ki işte 5 vakit namaz da insanın ruhunu öyle temizler. Bizim nefis teskiyemizin taat ve ibadetle olabileceğini net bir şekilde ifade eden hadislerden bir tanesidir. Nitekim ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu "Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub" buyurur. Dikkat edin. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Kalpler ancak Allah'ı anmakla, tabi Allah'ı anmak sadece zikir yapmak, zikrullah demek değildir. Her türlü ibadet Allah'ı anmaktır. En efdal zikir Kur'an okumaktır. İşte bir de bunu 3 aylarla birleştirdiğimiz zaman kesinlikle bu günler çok büyük fırsatlardır ve bunları değerlendirelim. Şimdi bir takım insanlar ben namaz kılmıyorum ama benim kalbim temiz falan derler. Bunlar sadece kendilerini aldatıyorlar. Şeytanın tuzağının tam ortasındadırlar. Farkında bile değiller. Onlar kalplerinin temiz olduğunu sadece zannediyorlar. Haşa, Allah mı daha iyi bilir, insan mı bilir? Peygamber mi daha iyi bilir, insan mı bilir? Sıradan bir insan mı bilir? Allah Celle Celaluhu kalp taat ve ibadetle temizlenir buyurmakta. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kalp namaz kılmakla temizlenir buyurmaktadır. O zaman namaz kılmamasına rağmen, tabi bunun yanında birçok haramlarla iç içe olmasına rağmen ben namaz kılmıyorum ama benim kalbim temiz diyen insan çok zavallıdır, acınacak bir durumdadır. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadis-i şerifinde şöyle buyurur. İnsanoğlu midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Adem oğluna belini doğrultacak birkaç lokmacık yeter.
Eğer bunu yapamıyorsa bari midesinin üçte birini yemeye, üçte birini suya, geri kalanını da teneffüs için, hava için boş bıraksın der. Tirmizi rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Efendimiz Aleyhisselam'ın çok yemek, çok uyumak ve çok konuşmak kalbi öldürür manasında birden fazla hadisleri mevcuttur. Evet. Bu üç şeyin çoğu kesinlikle kalbimizi olumsuz etkileyen etkenlerden bir tanesidir. Buna daha sonra daha detaylı gelecek vaktimiz olur inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennet zorluklarla, cehennem şehvetlerle kuşatılmıştır der. Huffetil cennetu bil mekâri ve huffetin nâru bil şehavat. Cennetin çevresi zorluklarla, insanın nefsinin hoşuna gitmeyen şeylerle kuşatılmış. Ama cehennem nefis ve hevanın sevdiği, arzuladığı şehvetlerle, zevklerle kuşatılmıştır der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla muhterem kardeşlerim, nefsimizin çektiği, arzuladığı birçok şey işte bizi aslında cehenneme taşıyan vasıtalardır. Nefsimiz çok yemek ister, nefsimiz çok konuşmak ister, nefsimiz çok uyumak ister. Tabii bu çok yemek, çok konuşmak, çok uyumak ihtiyaç içinse, bir takım hikmetlere binaense bu elbette istisnadır. Ama bunlar kesinlikle ölçünün dışına çıktığı zaman nefiste şehveti arttırır ve kişi kesinlikle bu bahsettiğimiz cehennemi kuşatan şehvetlerle iç içe olur. Nitekim bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam mide doyduğu zaman sair organlar şehvete acıkırlar. Mide aç olduğu zaman ise diğer organlar şehvete doyarlar der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aynen terazinin iki kefesi gibi. Ne kadar çok fazla doyurursanız mideyi, o kadar daha fazla organlar haramlara meyletmeye başlıyorlar. Organların şehvete olan açlıkları artıyor. Ama mideyi aç bıraktıkça bunun aksi oluyor. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam hatırlarsınız, başka bir hadis-i şerifinde şöyledir: Ya ma'şara'ş-şebab, men istata'a minkumul ba'ate fel yetezevvec ve men lem yestata' فَعَلَيْهِ بِالسَّوْمِ فَاِنَّهُ لَهُ وِجَا. Ey gençler topluluğu, içinizden evlenmeye gücü yetenler evlensinler, gücü yetmeyenler ise oruç tutsunlar, oruç onun için bir kalkandır, bir koruyucudur der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadisten de net bir şekilde oruç tutmanın insanın şehevi gücünü kırdığını, zayıflattığını ifade ediyor. Aksi durumda hele genç, hele bekar bir insan için fazla yemenin kesinlikle, güçlü kuvvetli olmanın kesinlikle şehveti, insanın şehevi yönünü azdırdığını ve onu haramlara sürükleyebileceğinin işaretini net bir şekilde görüyoruz bu hadis-i şerifte. Muhterem kardeşlerim, bir kere her çeşidiyle günahlar nefsi olumsuz etkileyen en baştaki etkenlerdir. İçki, kumar, zina, faiz, işte zulüm, ne derseniz, bütün bunların her birisi kesinlikle nefsi olumsuz etkiler. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisini hatırlayalım mealen. Her bir günah kalbin üzerinde siyah bir nokta oluşturur. Şimdi kişi günah işledikçe bir nokta, işledikçe bir nokta, 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 nokta,
gün olur o kalp, Allah muhafaza, simsiyah olur. Günahlar onu kuşatır. O zaman o insanın basireti körelir. O insanın kalbiyle Rabbinin arasına günahlar simsiyah bir perde olmuş olur. Ama her bir salih amel ise kalbe beyaz bir nokta oluşturur. Veya kalbin üzerindeki o paslardan, siyahlıklardan bir nokta kadarını giderir. İşledikçe mümin hayırlı amelleri, salih amelleri çoğalttıkça nokta 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 o kalp temizlenir, pirupak olur, cilalanmış olur. Neticede günahlar kesinlikle insanın nefsini en çok olumsuz etkileyen unsurlardır. Haram yemek, haram konuşmak, harama bakmak, haramı dinlemek, haramı düşünmek, kısaca her bir organımızla harama bulaşmak nefsimizi olumsuz etkileyen diğer bir etkendir. Şu hadisi hatırlayalım. El-aynani tezniyan ve zinahuma en-nazar. Vel-yedani tezniyan ve zinahuma el-batş. Gözler de zina eder, gözlerin zinası bakmaktır. Eller de zina eder, ellerin zinası tutmaktır. Daha uzun bir hadis-i şerifte dilin zinası konuşmak, kulağın zinası dinlemek, ayağın zinası yürümek, kalbin zinası düşünmektir der Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Yani bu hadis-i şerifte bir insan herhangi bir organıyla harama bulaştığı zaman o organla zina yapmış hükmünde olmaktadır. E şimdi harama giden yolların otoban yollar kadar genişletildiği, Allah'a giden yolların patikalar kadar daraltıldığı, çok af buyurun aşkın freninin patladığı bu asırda müminin İşi elbette ki daha zor. Bu haramlardan mümin hem kendisini muhafaza etmek hem de çevresine de bu konuda sahip olmaya çalışmak, onları da uyarmaya çalışmakla görevlidir muhterem kardeşlerim. O tarafta niye fazla insanlar var? Onların sesi burada benim dikkatimi dağıtıyor. Evet, netice itibariyle muhterem kardeşlerim, ne şekilde olursa olsun harama bulaşmak kesinlikle nefsimizi olumsuz bir şekilde etkiler. Yani buna siz televizyon deyin, internet deyin, cebinizdeki telefon deyin, çarşı deyin, sokak deyin, okul deyin, moda deyin, müzik deyin, İşte deyin de deyin, yani parklar deyin, başka şeyler deyin. Bugün maalesef neredeyse her yanımız haramlarla ve günahlarla kuşatılmış durumdadır. Bu çok kolay bir şey değil. Ama bir de şu var. Bütün bu haramlara bir insanın kendi iradesiyle bulaşması farklı bir şey. İradesi dışında o haramlarla karşılaşması farklı bir şeydir. Haramı görmek ayrıdır, harama bakmak ayrı. Haramı konuşmak ayrı ya da haramı duymak ayrı, haramı kendi iradenle isteyerek dinlemek ayrı. Bu haramların herhangi birisine bir mümin kendi iradesiyle isteyerek bulaştığı zaman işte tam da haram işlemiş olmaktadır. Ama elinde olmadan bu haramlara muhatap oldu, üzerinde durmadı, geçti. Kalbine haram bir düşünce geldi, kısa bir zamanda ondan sıyrıldı, kurtuldu. Sorun yok. Ama eğer üzerinde durursa, haramı düşünmek, tefekkür etmek bir de hoşuna giderse,
biraz zevkleneyim bu haramla derse, işte o zaman haramın kendisine, ta içerisine düşmüş olur. Ya da haram bir görüntü geliverdi gözüne. Bu dışarıda da olabilir, bir ekranda da olabilir. Fakat ondan hemen kurtuldu, sorun yok. Ama bir de kendi iradesiyle biraz bakayım, zevklenelim derse, o zaman haramın içerisine düşmüş olur. Ve bütün bunların her birisi kesinlikle nefsi olumsuz etkileyen etkenlerdir muhterem kardeşlerim. Tüm manevi hastalıklar ayrıca nefsi olumsuz etkiler. Siz buna riya deyin, kibir, haset, ucub, yani kendini beğenmek, sumu, yani şöhret hastalığı, herhangi bir aşırılık, ikiyüzlük, suizan, tecessüs, hırs, tuli emel, kin, garez, aşırı bir sevgi veya nefret, fanatizm, gıybet, nemime, yalan, cimrilik vesair, ön yargı ve benzeri manevi hastalıklar. Bunların her birisi bir ders konusu haddi zatında. Ama kısaca ifade edelim ki muhterem kardeşlerim, maalesef bu hastalıklar, bu manevi hastalıkların her birisi kesinlikle nefsi olumsuz etkiler, nefsi kirletir, nefisle Rabbi arasında perde olur, nefsi Allah'tan uzaklaştırır, şeytana yaklaştırır. Cennetten uzaklaştırır, cehenneme yaklaştırır. Dolayısıyla bu manevi hastalıklardan da müminin sakınması, korunması, eğer bu hastalıklardan bir şeyler kendisine bulaşmışsa ondan arınması ve temizlenmesi lazım muhterem kardeşlerim. Tabi ister istemez şu akla gelir, bunlardan nasıl temizleneceğiz? Şimdi fiziki bir hastalığınız olduğu zaman onun bir takım emareleri vardır. Başınız ağrır, beliniz ağrır, ateşiniz çıkar, şu olur bu olur. Öksürürsünüz. Ama manevi hastalıkları tespit etmek mümkün değil bu şekilde. Yani fiziki cihazlarla manevi hastalıkları tespit mümkün değil. Çoğu kere bir insan bu hastalıklardan birine müptela olup olmadığının farkına dahi varmayabilir. Siz fiziki hastalığa yakalanmış bir insana galiba senin ateşin var kardeş, kendine bir baktırsan iyi edersin derseniz size teşekkür eder. Sendeki bu öksürük iyiye alamet değil. Senin ciğerlerde, solunum yollarında bir şeyler olabilir derse, kendine bir baktır derse ona teşekkür edersiniz. Ama bir insana ya sende kibir var ha, sende riya var, gösteriş var, sende şan şöhret hastalığı var, sende şehvet hastalığı var, nasıl söyleyeceksiniz? Söylediğinizde kabul ettirebilecek misiniz? Söylediğinizde söylediğiniz kişi diğer hastalıktaki kadar rahat size teşekkür eder mi acaba? Normalde etmesi lazım ama zaten bu hastalıklar olduğu zaman kişi sorunludur. Bu manevi hastalıklar kişide bulunduğu zaman kişilik sorunu var zaten adamda. Kolay kolay bunu kabullenmediği gibi bu konuda acı söyleyen dostunun dostluğunu silebilir. Aksi etki yapabilir. Adama bak ya, kibir paçalarından akıyor, kalkmış bana kibirli diyor, hele bakın. Ulan sen dünkü çocuksun ulan, başımıza molla mı kesildin falan gibi çıkışlarla sizi söylediğinize, söyleyeceğinize pişman edebilir adam. Ya halbuki o fiziki hastalık çok da önemli değildi. Yani devam etse de adam sonu ölüm bile olsa çok fazla bir kaybı yok. Ama bu manevi hastalık. Mesela Efendimiz Aleyhisselam diyor ki hasetle iman bir kalpte olmaz diyor. Kıskançlıkla iman bir kalpte olmaz diyor. Böyle bir tehlike.
kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez diyor. Böyle bir tehlike var. Ya da bunun benzeri her manevi hastalıkla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nice hadisleri var. Ayet-i kerimeler bizi uyarıyor. Ayet-i kerime hatırlayalım. Gıybet etmeyi kardeşinin ölü etini yemeye denk bir günah saymaktadır. Ama siz kardeşinizi bu manevi hastalıklar konusunda uyardığınız zaman, yani bunu kabullenmesi de zor. Hadi farz edelim ki kabullendi, ondan temizlenmek de kolay değil. Fiziki hastalığın gidersiniz doktora bir reçete yazar, ilacınızı alırsınız, kullanırsınız, Allah takdir etmişse şifanızı bulursunuz. Ya manevi hastalık, onun tek çaresi var elbette taat ve ibadeti yoğunlaştırmak. Rabbimizle bağımızı güçlendirmek, ruhumuzun, manevi bünyemizin ihtiyacı olan gıdaları yeterince almak. Nasıl ki fiziki açıdan sağlıklı beslenmek önemlidir, manevi açıdan da sağlıklı beslenmek çok daha fazla, çok daha önemli. Fiziki olarak nasıl ki bizim ABC'de bir takım işte nedir, vitaminlere ya da işte kalorilere, şuna buna ihtiyacımız var, bizim manevi açıdan da kesinlikle ihtiyacımız var. Bizim namaz kılmaya ihtiyacımız var. Bizim oruç tutmaya ihtiyacımız var. Farzların yanında nafile ihtiyacımız var. Bizim duaya, zikrim ihtiyacımız var. Bizim zikrullah'a ihtiyacımız var. Bizim fikrullah'a ve tefekküre ihtiyacımız var. Bizim derse ihtiyacımız var. Bizim sohbete ihtiyacımız var. Bizim camiye ihtiyacımız var, cemaate ihtiyacımız var. Bizim kardeşliğe ihtiyacımız var. Bizim sevgi ve muhabbete ihtiyacımız var. Bizim saygıya ihtiyacımız var. Bizim nasihate ihtiyacımız var. Nasihatleşmeye ihtiyacımız var. Var, var, var. Bunlar bizim manevi gıdalarımızdır. Bunlardan gerekeninden gereği kadar almazsak sağlıklı beslenmiş, manevi bünyemizi sağlıklı beslemiş olmayız. O zaman da hasta oluruz. Sonra ölüme doğru yavaş yavaş gideriz, Allah korusun. Netice itibarıyla tüm manevi hastalıklar da bizim nefsimizi olumsuz etkileyen etkenlerdendir. Gaflet, her türüyle gaflet, nefsimizi olumsuz etkileyen etkenlerdendir. Ölümden gaflet, ahiretten gaflet, Allah'ın nimetlerinden gaflet, ümmetin ahvalinden gaflet, kulluk bilincinden gaflet, şeytanın hilelerinden gaflet, 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 siz bunları çoğaltabilirsiniz. Şimdi ölümden gafil olan bir insan ne yapar? Ahiretini ihmal eder. Ahiretten de gafil olur. Düşünebiliyor musunuz? Bu dünyanın zararları ne kadar büyük ve ne kadar çok olursa olsun telafisi vardır. Ama ahiretin zararının telafisi yoktur. Dolayısıyla ölümden ve ahiretten gafil olan bir insan, bu dünya geçici, fani, ahiret ebedi. Ebedi hayatıma ben hazırlık yapmazsam, orada iki tane yer var gidilecek. Biri cennet, biri cehennem. İkisinden birine gideceğim. Eğer ben beni cennete taşıyacak amelleri yeterince yapmazsam, sonum cehennem olacak demektir. Allah muhafaza eylesin ya. Bunu nasıl telafi edeceksiniz? Haydi. Allah'ın nimetlerinden gafil olduğunuz zaman Allah'ın nimetlerine karşı yeterince şükretmezsiniz ve namkör durumuna düşersiniz. Ümmetin ahvalinden gafil olduğunuz zaman
kardeşliği, şefkati, merhameti, yardımlaşmayı, danışmayı yitirirsiniz. Suriye, Mısır, idamlar, dar ağaçları, şu bu falan. Vallahi benim karnım aç, sırtım pek. Her şey süt liman. İşte oğlanı özel okula gönderiyorum, kızı özel üniversiteye gönderiyorum, falan kesi dershaneye gönderiyorum. İşlerim de tıkırında, Orta Afrika'da insanlar yakınıyormuş. Yamyamlar tarafından. 21. yüzyılda yamyamlar tarafından yeniyormuş. Arakan'da Müslümanlar üzerine benzin dökülerek yakınıyormuş. Çoluk çocuk nice insanlar işkencelerle sokaklarda tekmeyle, taşla, sopayla, demir çubuklarla döve döve öldürülüyormuş. Yani sizi çok ilgilendirmez o zaman. Böyle bir kalp ölü bir kalptir arkadaşlar ya. Men lem yehtemme bi emril muslimine feleyse minhum. Mümin kardeşinin derdiyle dertlenmeyen o müminlerden değildir der Resulullah aleyhissalatü vesselam. Kulluk bilincinden gaflet. Arkadaşlar, kulluk bilincinden gafil olan bir insan, kulluğun hakkını vermeyen bir insan, nefsinin kulu olmuş demektir. Şeytanın kulu ve kölesi olmuş demektir. Şeytanın hilelerinden gaflet, şeytanın tuzaklarına düşmek demektir. Allah'a yakın, şeytandan uzak, Allah'tan uzak, şeytana yakındır. Siz ne kadar Allah'a yaklaşırsanız o denli şeytandan uzaklaşmış olursunuz. Allah'tan uzaklaştıkça şeytanın çekim alanına girmiş, açık hedefe olmuş olursunuz. 2-2 daha 4 kadar kesindir bu. Muhterem kardeşlerim, nefsi olumsuz etkileyen diğer bir etken, daha önce bahsettiğimiz çok yemek, çok konuşmak, çok uyumak. Bunun istisnaları olabilir. Efendimiz Aleyhisselam çok yemek, çok konuşmak, çok uyumak kalbi öldürür dediği zaman, bir rivayete göre Hazreti Ali radıyallahu teala, ya Resulullah, bu üç tane zaaf da bende var. Ben bazen bunları yapıyorum der. Ne zaman çok uyuyorsun? Ya Resulullah, cihada çıkacağım zaman düşmana daha güzel haddini bildirmek, daha güçlü kuvvetli olmak için yapabildiğim kadar cihadın arefesinde çok uyuyorum. Sorun yok. Sen böyle olduğunda çok uyu der Efendimiz Aleyhisselam. Bunda sorun yok. Ne zaman çok yersin? Bir fakire misafir olduğumda, eğer fakir, yahu Resulullah Aleyhisselam'ın damadı, alim insan, zahid insan, acaba benim soframı layık görür mü gibi bir tavır içerisindeyse çok yerim onun yemeğinden. Tamam, onun da zararı yok. Eğer karşıdaki insan iştiyakla dinliyor ve ortamda konuşmayı gerektiren bir ortam ve ihtiyaç varsa çok konuşurum. O zaman da konuş. Mesela Efendimiz Aleyhisselam'ın haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır der Efendimiz Aleyhisselam. Efdelul cihad kelimetu hakkin inde sultanin cairdir. En efdal cihad zalim sultana karşı hakka haykırmaktır der. Yani bazen susmak, konuşmamak büyük vebaldir, haramdır, günahtır. Bunlar tabii ki istisna, ama bizim bahsettiğimiz muhterem kardeşlerim, malayani türünden fazlaca konuşmalar, gereksiz konuşmalar, başka insanları eğlendirmek için konuşmalar, şimdilerde şu güldürme sanatının ismine ne derler? Ha? Stand-up. Stand-up bir sektör olmuş. Yani adam
yalan, yanlış, iftira, şaklabanlık her kalıptan kalıba, renkten renge giriyor, takla atıyor insanları güldürmek için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz. İmam Hasan el-Benna, asla çok gülmeyin, ciddi olun der. Mümin kalp vakarlı olur der. Bunun benzeri nice hadisleri var biliyorsunuz. Yani hele hele kahkahayla gülmek kalbi karartır der Efendimiz Aleyhisselam. Gülmek kalbi karartır. Bu da nefsi olumsuz etkileyen diğer etkenlerden bir tanesidir. Yani bir takım istisnalar var ama bunun dışında muhterem kardeşlerim, çok yemek, çok uyumak ve çok konuşmak kalbi öldürür der Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi içinde bulunduğumuz asır tüketim çılgınlığının zirve yaptığı zaman. Yani ya insanlar böyle harcama yapmak için bahane arıyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu'nun bir isteği var şöyle. Ömer radıyallahu teala zaman zaman sahabelere kendilerini uyarmalarını, varsa bir hataları, özellik hatası özellikle söylemelerini onlardan talep ederdi. Hani meşhur ta hutbede çıkıyor, ey müminler, ben bu görevi istemedim, bu görev bana verildi, bu yük ağır, ben insanım, hata yapabilirim, hata yaptığımda beni uyarınız dediğinde bir tane gariban sahabelerden bir tanesi kalkıyor, vallahi diyor, sen eğilirsen seni kılıcımızla düzeltiriz diyor ya. Yani sahabeler buna memnun oluyorlar. Mesela Salman radıyallahu teala anhu'ya Ömer radıyallahu teala anhu diyor ki aynı talebi bulunuyor. Talepte bulunuyor. Yani uyarılacak bir tarafın varsa ne olur? Bir hatam, bir kusurum varsa bana anlat, bana söyle ki kendimi düzelteyim. Birkaç defa böyle tekrar edince, ilhah, yani ısrar edince Salman radıyallahu teala anhu diyor ki ya Ömer, madem istedim ben iki konuda seni uyarayım. Duyduğum kadarıyla sen sofrana iki çeşit yemek koyuyormuşsun. Buyur, buradan yak. Biz şimdi ne yapalım? Hasan-ı Basri öyle diyordu değil mi? Siz sahabeyi görseniz onlara deli derdiniz. Onlar sizi görseydi bunlar Müslüman değil derlerdi. Hasan-ı Basri tabi'in, sahabeden bir sonraki kuşak. Kime söylüyor? Tebe'i tabi'ine söylüyor. 2014 yılında yaşayan Müslümana söylemiyor. Resulullah Aleyhisselam'dan sonraki asrın içindeyiz. Yani hicri 70-80 yılları falandır en fazla. Siz sahabeleri görün. Yani düşünün ki 3 kuşak geçmiş henüz ama demek ki sahabenin hayatından, Resulullah Aleyhisselam'ın o saf ve duru sade hayatından ümmet o kadar uzaklaşmış ki siz sahabeleri görseydiniz bunlar delidir derdiniz. Onlar da sizi görselerdi bunlar Müslüman değildir derler. Şimdi Ebu Zer'i bilirsiniz değil mi? Ebu Zer aykırı bir kişilik sahabeler içerisinde. Olumlu manada söylüyorum yani. Çok yiğit, çok erkek bir adam. Şam valisi, şu anda isim hatırlamıyorum kimdi ama onun ziyaretine geliyor. Bakıyor ki kapıda iki tane bekçi var. Ellerinde mızrakla karşılıyorlar. Dur, parola der gibi. İşte
Vali Efendi'ye haber verelim. Müsaitse sizi içeri alalım falan. Ritüeller şunlar bunlar. Neyse Ebu Zer içeri alınıyor. Vali tabi Ebu Zer'i gör görmez hemen ayağa kalkıyor. Onu karşılıyor. Kendisinin yanına geldiğinde Ebu Zer şöyle okkalı bir tane tokat atıyor ona. Senin peygamberin kapısına bekçi dikti mi diyor. Ebu Bekir kapısına bekçi dikti mi halife? Ömer kapısına bekçi mi dikti? Osman Ali kapısına bekçi mi dikti diyor. Sen kim oluyorsun? Kıytırık bir valisin altı üstü diyor. Sen nasıl kapına bekçi, kendinle tebaanın arasına, mümin kardeşlerin arasına sen bekçi koyarsın öyle mi diyor. Ondan sonra bakıyor ki odasında şöyle değerli bir takım halılar, sergiler falan sergiler. Bunlar ne diyor? Bunlar diyor. Sen cennete bunlarla mı gideceksin diyor. Resulullah'ın şefaatine diyor. Sen bu lüksle, konforla mı ulaşacaksın diyor. Ebu Zer acaba şimdi bizim evimize misafir olsa, bizim soframıza misafir olsa bize ne der acaba? Acaba sadece tokat mı atar? Yoksa ben senden uzağım, ben senin evine falan giremem der. Çünkü senin evin bir Müslümanın gireceği ev değil kardeşim der, geri mi döner? Yani muhterem kardeşlerim, bakınız bu tüketim çılgınlığı, lüks, konfor, şu bu falan. Ya hocam işte Allah nimetini kulunun üzerinde görmek ister de bilmem neydi falan. Vallahi biz bu ve benzeri nasları kendi menfaatlerimize göre yontup duruyoruz. Sündürüyoruz, 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 istediğimiz hale getiriyoruz. Bu hadisler böyle söylemez. Bunlar yanlış anlaşılıyor, yanlış anlatılıyor. Ha bunu söylerken muhterem kardeşlerim, ben kendim bu konuda sanki temiz birisiymiş gibi de zannedilmesin ha. Bu yaralar hepimizin yaraları. Bu asrın her Müslümanının yarası. Ama bizim bunu kendi aramızda tartışmamız gerekir. Bir öz eleştirisi olmalı bu işin. İçimizden birileri bunu konuşmalı. Birbirimize bu konuda nasihat etmeliyiz. Eşimiz, çoluk çocuğumuzu bu yönde eğitip terbiye etmeye çalışmalıyız. Bakınız şu anda istatistiklerin ifadesine göre obezlikten ölme, açlıktan ölmeyi geçmiş, biliyor musunuz? Maalesef az veya çok obez birisi olarak bunu ifade ediyorum. Şişmanlıktan ölme, açlıktan ölme sayısını geçmiş durumda. Düşünebiliyor musunuz? Yani şu anda dünyanın şişmanlıkla başı dertte. Evet, dünyanın bir ucunda açlıktan ölen mazlum insanlar var. Ama emin olun şişmanlık hastalığına müptela olanlar onlardan kat kat daha fazla ve onlardan daha fazla reziller. Aç insan açlık seviyesine geldiği zaman belki birkaç ay eza cefa görüyor ve kısa yoldan ölüp Rabbine kavuşuyor. Hesabı da öbür şişman adam kadar kesinlikle zor olmayacaktır eğer mümin ise. Belki de Allah onu şehit kabul edecek. Ama onu aç bırakanlara çok büyük hesap soracak. Ve o açların hesabının elbette bir kısmı şişmanlıktan ölenlere sorulacaktır. Şişmanlık hastalığına müptela olanlar ise ömürlerinin üçte ikisini, yarıdan fazlasını, bazen tamamını vallahi böyle rezil rüsva geçiriyorlar. İlaç, 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 ilaç. Yani kolesterol mü dersin, trigliserit mi dersin, bilmem
İşte tansiyon dersin, kalp dersin, damar dersin, göğüs dersin, işte varis hastalığı dersin, ayağı taşımıyor, dizi tutmuyor, işte gözüne vuruyor tansiyon, beynine vuruyor tansiyon, felç oluyor. Hepsinin sebebi şişmanlık. Yani muhterem kardeşlerim, çok yemek sadece ahiretimizi heba etmiyor, ahiretimizi tehdit etmiyor, bizim dünyamızı da tehdit ediyor. Onun için evet, nefsimizi en ciddi etkileyen etkenlerden bir tanesi de çok yemektir. Çok uyumak da onun bir başka versiyonu. Açlık bedeni, obezlik ise kalbi öldürür. Vaktimiz normalde dolmak üzere ama kısa kısa bazı notlarla bitireyim. Araf suresi 31. Kulû ve şrabû ve lâ tusrifû innehu lâ yuhibbul musrifîn. Yiyin için ancak israf etmeyin çünkü Allah israf edenleri sevmez. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısının Açlık ve Az Yemek isimli kitabının 113. sayfasından bir paragraf. İslami anlamda hayatı sürdürüp ölmeyecek kadar yemek farz, nefsini zafiyet gibi zararlardan muhafaza için olanı vacip, çalışmaya, kulluğa kuvvet kazandıracak ölçüde yemek müstehap, kilo alıp beslenmek ve yağlanmak için olanı mekruh, doyduktan sonra mideyi zorlayacak derecede yemek ise haramdır. Bunun bir tek istisnası vardır ki o da misafire ikram için ev sahibinin misafirle beraber fazladan yediği lokmadır. Şimdi bakın, bu istisna da yine istisna edilebilir, tartışılabilir. Mesela Efendimiz Aleyhisselam, Ebu Zer diyor ki, Efendimiz Aleyhisselam bana dedi ki, ya Ebu Zer, اِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَاَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكْ اَوْ كَمَا قَالْ. Ey Ebu Zer, çorba yaptığın zaman suyunu bol koy, biri kim komşunu da çağır. Sofraya yalnız oturma, misafirle beraber otur. Abi şimdi bize sorulsa, denilse ki ayda kaç tane yemekli misafir alıyorsun evine? Bu soru yanlış olur. Yılda kaç demek lazım, değil mi? Misafirlikler bitti. Niye? Bugünün insanı, yani bu sıradan insan için olur ama Müslümanı da vallahi misafir davet ettiğim zaman şöyle mükellef bir sofra kurmalıyım. Yani hanıma deseniz ki ya bir pilav bir de sulu yemek yap yeter. Emin olun ki evde kavga çıkar, cıngar çıkar. Olur mu ya, bizim evimize gelecek olan misafire şöyle azami 8-10 çeşit koymalıyız sofraya. Öyle değil mi? Her birimizin evi bu duruma gelmiş durumda. Bu da ne yapıyor tabii? Misafir almayı zorlaştırıyor. Hanım yani bir tane pilav, bir tane sulu yemekle iktifa etse hiç yardımcıya gerek yok. Ama içli köfte yapacak, sarma saracak, yuvalama yapacak, şunu yapacak, bunu yapacak. Anasını çağırıyor, kayınanasını çağırıyor, teyzesini çağırıyor, görümcesini çağırıyor, komşusunu çağırıyor. Bir yemekli misafir alacak. Bu sünnete aykırı ya. Ya diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam, çorbanın diyor suyunu biraz bol koy diyor. Sıradan bir çorba yap. Mercimek çorbası yaptım, tarhana çorbası yaptım. Ya da işte dövmeli bir yoğurt çorbası yaptın ya da yoğurtlu dövme çorbası yaptın, suyunu da biraz bol koy, çorbanız iki kişilikse dört kişilik olsun, iki tane de misafir çağır.
diyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu kadar sade ol diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Yok. Haşa, biz peygamberden daha iyi biliriz. Şimdi biz 1414 yılındayız. 21. asırdayız. Bizim sofralarımız da yani iğne atsan yere düşmemeli. Kuş sütü eksik olmamalı. Arkadaşlar, evet, hani dert bir değil, elvan elvan dediği gibi adamın, dertlerimiz çok maalesef. Ha tabi bu ne yapıyor şimdi? Oturdunuz sofraya, kardeşim maşallah maşallah, ulan şundan mı yesem, şundan mı yesem, şunun tadına bakayım, bunun tadına bakayım. Bazen ula bugün var yarın yok. Vur, vurun uşaklar. Yani ne yapıyor bu? İster istemez çok yemeği de getiriyor beraberinde, değil mi? Yani İran'dan bir doktor geliyor Medine'ye. Medinelilerin önceki uğradığında Medinelilerin haline bakıyor ve bakıyor lan zayıfçılız adamlar. Vallahi diyor, ben buraya gelsem bir muayenehane açsam köşeyi dönerim diyor yani. Geliyor, açıyor muayenehaneyi. Günler geçiyor, haftalar geçiyor. Gelen giden yok. Tek tük hasta düşüyor. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Diyor ki, ya Resulallah, ben ta İran'dan geldim buraya, muayenehane açtım. Buranın ahalisine baktığımda dışarıdan dedim ki valla burada iyi doktorluk iş olur dedim ama hayal kırıklığına uğradım, perişan oldum. Efendimiz Aleyhisselam şöyle der: "Nahnu kavmun la nakulu hatta najua ve iza akalna la nashba." Biz öyle bir toplumuz ki acıkmadıkça yemeyiz. Yediğimizde de doymadan kalkarız. Yediğimiz zaman da doymadan kalkarız. Açlığa yer bırakırız. Tıka basa doldurmayız mideyi. Doktor der ki, işte bu sağlığın temel esasıdır. Burası da bana göre değil der. Pırlısını pırtısını toplar, memleketine döner. Evet. Allah dostlarından birisi, cümle hastalıkların aslı çok yemektir, dinin afeti de çok yemektir der. Güzel bir söz var ama kimin sözüydü bu? Evet, sözün sahibini bulamadım. Az yersen yediklerin seni taşır. Çok yersen sen yediklerini taşırsın. Nasıl bir söz? Güzel bir söz. Evet, az yersen yediklerin seni taşır. Çok yersen sen yediklerini taşırsın. Arkadaşlar, mesela benim gibi bir gariban mı diyeyim, gafil mi diyeyim? Şimdi diyelim ki benim boyumu tam bilmiyorum yani. Farz edelim ki 1.75 olsun. Doktorların dediğine göre benim kilom 75 olmalı. Hadi bilemedin 80. Ben kaç kiloyum abi? 104 kilo. 102 ile 104 kilo arasında git gel yapıyorum. Yani nereden bakarsan 30 kiloya yakın fazlam var. Hadi bilelim 25 kilo. Yani ben sırtımda 25 kilo yük taşıyorum. Az yeseydim gıdalarım beni taşıyacaktı. Ama şimdi ben ömür boyu o gıdalara hammallık yapıyorum resmen. Her birimiz için bu durum bahis konusudur. Maalesef. Evet, Muhammed bin Haris diyor ki, doktorlara ilacın en etkilisini sordum, açlık ve az yemektir dediler. Çok yiyip içerek kalplerinizi öldürmeyin, çünkü kalp bitki gibidir. Çok sularsanız ölür, hiç su vermezseniz kurur. Her şeyin pası vardır,
Gönlün pası çok yemektir. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Bu hadis-i şeriftir. Bu kapıdan kıyamet gününde cennete yalnız oruçlular girerler. Yani aç kalanlar. Onlardan başka hiç kimse bu kapıdan giremez. Kıyamet gününde oruçlar nerededir diye ilan edilir. Oruçlar kalkıp gelir, giderler. Bunlardan başka hiç kimse buradan giremez. Oruçlar girdikten sonra kapı kapanır, artık kimse giremez. Yani hadisin orijinalinde aynen bu tekrar tekrar ifadeler var. Ravi de Bukhari. Yani arkadaşlar, oruçlu insan, aç kalan insana Allah Celle Celaluhu özel protokol kapısı yaptırmış cennette. Aç insanlar protokol ehlidir. VIP salonundan giren özel kullardır. Onun için zaten Efendimiz Aleyhisselam'ın daha doğrusu hadis-i kutsi'de Allah-u Teala, kulun her ameli kendisi için ama oruç müstesna, o benim içindir. Onun ecrini ben bilir, ben veririm. Öyle özel bir ibadet ki açlık ibadeti olan oruç, onun sevabı yazmakla mükellef melekler bile bilemiyorlar. Netice itibariyle muhterem kardeşlerim, bu kadarla iktifa edelim. Notların bir kısmını es geçelim çünkü vaktimizi biraz açtık. Hakkınızı helal edin. Evet. Nefsimizi etkileyen birçok etkenler var. Onlardan arınmak, onlardan uzak durmak önemli. Bunların başında çok yemek, çok uyumak, çok konuşmak gelmektedir. Bu konuda hem kendimize sahip çıkalım, hem aile efradımıza, hem çevremize. Allah-u Teala bizi muvaffak eylesin, bize şuur, basiret, ihsan eylesin. Allahümme amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.